Toprak kesilmesi olacak. Toprak kesilmesi olacak. Onu söylediniz. Evet, Hilvan ilçemizde şu an 100 dönüm, 100 bin metrekarenin üzerinde olan mesire alanın artık son aşamaları. İnşaat bölümleri falan bitti. Peyzaj düzenlemesi için gerekli olan sulama sistemleri, çocuk oyun grupları, pergoleler, piknik masaları, piknik şömine alanları. Bunlar hepsi tamamlanmış durumda, aydınlatılması. Şimdi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanımız, Park Bahçe Şube Müdürlüğümüz inşallah güzel değişik ağaçlarla, büyük ağaçlarla ve bitki ve çimlendirmesini de yaparak artık bu baharda halkımızın hizmetine girecek. Hilvan için önemlidir. Piknik alanları sıcak bir bölgedeyiz. İnsanımız bir yere gidip ailesiyle birlikte biraz zaman geçirmek istiyor. Bunu Karaköprü'de uyguladık. Çok yer buldu. Şimdi Eyüpiye'de merkez anlamda yapıyoruz. İşte Hilvan'da yapmaya başladık. Siverek şu an projesi bitti. Hali aşamasında istiyoruz ki halkımızın tüm ihtiyaçlarını ilçe belediyelerimizle el ele vererek karşılayalım. Bu proje güzel. Hilvan'dayız. Şimdi mahallelerimizde kilitli parke döşemeleri yapılıyor. Onları yerinde kontrol ettik. Yine özellikle semt pazarları, kapalı semt pazarları önemli. Bunun yarın öbür gün çoğaldığı zaman o ilçede hem nefes alabilme, hem semt pazarları anlamında ilçenin rahat alışverişi yapması, bunun yanında diğer günlerde kapalı otopark olarak kullanılması önemlidir. Biraz sonra da mezarlık alanımız başladı. Güzel bir şekilde Şanlıurfa taşıyla, kemeriyle, süslemesiyle, iç yollarıyla, aydınlatmasıyla mezarlarımızı atalarımıza yakışır bir şekilde yapacağız. Tüm ilçelerde bunlara başladık. Prestij Cadde artık son aşamaya doğru geldi. Onun ulaşım rut işleri yapılacak. Hizmet bitmeyecek. 2017'yi arkadaşlarımızla planladık. Bu defa Hilvan için neler yapabileceğiz? Onları şimdi görüştük. İç işaremizi bitirdik. Gideceğiz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte planlayacağız. Allah'ın izniyle her ilçemiz güzelleşecek. Önemli olan o ilçenin huzurlu bir şekilde halkın bu hizmetlere sahip çıkması, kendinden görmesi. Hiçbirimiz babamızın parasını harcamıyoruz. Devletin parasını doğru bir şekilde harcamak istiyoruz. Dolayısıyla buradaki hizmetler Hilvanlı'nın hizmetidir. Hilvan sahibi Hilvan halkıdır. Herkes hizmetlerin kıymetini bilsin, daha fazla artıralım, daha fazla hizmet edelim diyorum. Buradan katılım gösteren tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ondan sonra çeşmeleri yapılacak. Thank you.